Şebnem Demir'le biz bize programına Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz kıymetli Beyaz TV izleyicileri. Bugün programımızda yine yaşama dair birbirinden önemli konuları konuşacağız. İlk misafirim Profesör Doktor Hüsnü Süsli ile hepimizi yakından ilgilendiren dinmeyen ağrıları ve tedavi seçeneklerini ele alacağız. Ekran başındaki yerlerinizi aldıysanız Şebnem Demir'le biz bize başlıyor efendim. Hocam hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim, sizler nasılsınız? Vallahi ben sizi görünce çok iyi oluyor. Teşekkür ederim. Ben de böylesine güzel ve alımlı bir bayanla program yapınca Ayrı bir keyif oluyor. Hocam çok güzel bilgilendiriyorsunuz bize, Biz de ekran başındaki konuklarımızı aynı şekilde. Bugün yine dersimi çalıştım sorular hazırladım. E, şimdi hocam tabi algolojinin aslında hepimiz bir ağrı e, bilimi olduğunu biliyoruz. Ama toplum içinde farklı farklı e, yansımaları var. Çok da hani e, halkımız da çok net bilmiyor. Birazcık öğrenebilir miyiz sizden algoloji bilimi nedir ne ile ilgilenir? Evet. Aslında algoloji bir ağrı bilimi demek. Hı hı. Yani kişinin bedeninde var olan ki bizim kronik dediğimiz yani belli bir sürenin üstünde varlığını sürdüren ağrılara müdahale eden, onlara çözüm arayan ya da tanıları koyan bilim dalıdır, uzmanlık dalıdır. Ama şöyle bir şey var e, yanlış anlaşılmasın. Yani her isteyen kişinin serbestçe ağrı tedavileri yapabildiği ya da ben algoloji hı hı. ağrı uzmanım diyebileceği bir alan değil. Bunun için örne önce bir ana dalda yani tıp fakültesini bitirdiniz. herhangi bir branşta diyelim ki ben anestezi ve yoğun bakım kökenliyim. Onun üzerine 5 yıl bir ihtisas yaptınız. Uzman oldunuz. Sonra bir yan dal sınavına giriyorsunuz. Bir de orada asistanlık yapıyorsunuz. Sonrasında yeniden bir sınav veriyorsunuz. Yani sonuç çok ciddi bir eğitim. Meşakkatli bir şey. Meşakkatli Eline bir herkesin yolculuk. iğne alarak müdahale edebileceği, ben yaptım da evet. oldu diyebileceği bir alan değil aslında. Kesinlikle değil. Peki hemen şey dikkatimi çekti. Orada dediniz ya dinmeyen ağrılar derken mesela bu benim başım ağrıyor ama iki gün üst üste ağrıdı örnek veriyorum. Bu bu alana mı girer yoksa süre nedir buradaki periyot nedir ağrıyla ilgili? Eskiden e, kronik ağrı diyebilmek için belli bir sürenin üstünde önce 6 ay dediler sonra 3 ay dediler ama hı hı. şöyle bir şey var. Kişide bir ağrının başladığını öğreniyorsunuz, gördüğünüz Örneğin trigeminal nevralji dediğimiz bir problem. Örneğin dün ki buna bir işlem yaptık. Bu hasta Ardahan'dan gelen bir hasta hastaydı. Ama bu hasta ağrısını ilk hissettiği anda, ilk gördüğü anda Artık bunun bir kronik ağrı olduğunu biliyoruz. İster bana bana 3 ay sonra gelsin, ister 6 ay sonra gelsin sorun değil. O evet. kronik ağrı. Ama baş ağrısına gelince konu belli bir periyotta ısrar ediyorsa, tekrarlıyorsa bu kronik ağrıdır ve dünyada en çok karşılaşılan ve en yüksek oranda iş gücü kaybına sebep olan ağrı ben, baş ağrısıdır. Hocam karşınızda kronik bir baş ağrısı mağduru var. Mağdurayım ben bu konuda gerçekten. Çünkü inanılmaz başım ağrıyor. Ve ister istemez böyle birkaç günde sürünce ağrı kesicilerden tabii medet bulmak zorunda kalıyoruz. Ee, ama aslında değil mi? Böyle sizin gibi bir uzmanın kapısını çalmak ve bununla ilgili bir tedavi protokolü yaptırmak gerekiyor. Evet yani hani şöyledir. Her ağrıda hemen ertesi gün doktora koşmanın bir manası yok. Ama artık kronik. Ama belli bir süreyi alıyorsa bir uzmandan Evet yardım almak en güzeli. Zira gelişi güzel ve de problemin kendisine yönelik bir tedavi uygulanmadığı sürece siz yalnızca ilaç alarak ağrınızı dindiriyorsunuz. Kendinizi tedavi etmiyorsunuz. Evet Mantık aslında o. anlık olarak o ağrıyı evet. bastırıyoruz ama evet. o bir tedavi seçeneği değil, değil ilaç. Evet ama yani onun... E, Farklı ilaçlar var, farklı tedavi teknikleri var. Sırası geldikçe bunları da konuşabiliriz tabii ki. Peki hocam bir de kronik yorgunluk. Şimdi aslında bu içinde bulunduğumuz metropol hayatı, şehir hayatında yaşamanın zorluğu, stres, çok yeni bir covid döneminden, pandemi evet. döneminden çıktık. Birçok kişide bir kronik yorgunluk var. İşte bu kronik yorgunluk mutsuzluk olarak, vücutta çeşitli ağrıları olarak, depresyon olarak, hayattan zevk almam olarak da kendini gösterebiliyor diye düşünüyorum. Kronik yorgunluk diye baktığımızda bu bir hastalık mıdır ve çözümü var mıdır kronik yorgunluğun? Şöyle söyleyeyim, sizde var olan bir problem. Eğer sizin hayatınızı, iş hayatınızı, sosyal hayatınızı ya da işte aile hayatınızı etkiliyorsa bu bir hastalık halidir. Yani artık uyarıcı bir mekanizma değildir. Bunu böyle görmek lazım. Ya kronik yorgunluk dediğiniz kavram sizin yaptığınız işte mutsuz olmanıza sebep oluyorsa, evet. çok uyumanıza rağmen hiç uyumamış gibi yorgun kalkmanıza sebep oluyorsa, hiçbir şey yapma isteği sizde doğurmuyorsa Yoksa... bu bir problemdir. Peki o bu... bu aynı zamanda depresyonda değil mi hocam aslında? Sanki evet. burada tanımladığımız şeyler biraz da depresyona evet. uyuyor gibi. Bakın sosyal bir toplum Gittikçe böyle komünikasyon yani iletişim gittikçe arttı İşte insanların birbirine gidiş gelişleri hızlandı ama şöyle bir şey oldu insan ilişkileri azaldı ne oldu İşte insanlar telefonlarla evet. cep telefonlarıyla televizyonlar üzerinden iletişim kuruyor ve insan bedeni ya da ruhuyla uygun olmayan bir yaşam şeklinde dönmüş olduk. İkincisi ofis ortamlarında çalışıyor olduk yüksek binalarda yaşıyor olduk. Yani siz oturduğunuz daireden aşağıda oturan insanın sülhiyetini göremiyorsanız bir problem yaratacaktır. Bunu muhakkak tedavisi lazım. Ve bir şey daha var. Kronik yorgunluk. Gittiniz doktora kronik yorgunluk sendromu dedi ya da fibromiyalji dedi. Evet. Fibromiyalji bir ayrı konu aç, kapak, konu açarsak, başlık açarsak mutlu olurum. Size bu tanıyı koydu. Çözümü nedir? nedir? Çözümü yok ise sıkıntı o. yok. Hekimlik sanatı Tanı koymakla beraber koyduğunuz tanın arkasında durarak kişiyi tedavi etmektir. Ve de kronik yorgunluklar en büyük nedenlerden bir tanesi vücutta bir takım elementlerin eksikliğidir. Yani basit gördüğümüz, önemsemediğimiz, önemsemediğimiz bir takım mi? elementlerin eksikliğidir. Ben hep şunu görürüm. Güzel bir şömineniz var. Şöminenizde odun dolu. Elinizde ince küçük bir kibrit var. Bu şömineyi yakıyor. Peki arada bir malzeme eksikliği var. Yani onu tutuşturacak bir... Alete edevata ya da malzeme ihtiyacınız var. İşte sizin vücudunuzda herhangi bir elementin eksikliği, örneğin glutatyon, glutatyon evet. eksikliğinde ya da eser element dediğimiz çoğu zaman da tetkikleri yapılmayan eser element elementlerdir. Bunların eksikliklerinde kişi bedendeki mekanizma rahat çalışmıyor, düzgün çalışmıyor. E ne oluyor? Mide ağrısı. İşte irritable bowel sendromu var, ya gösteriyor. da sindirim bozuklukları ya da işte sırt ağrıları şudur budur. Yani sonuçta aslında altında bir mekanizma var ve bunun en büyük nedeni de günümüz yaşam şekliyle beslenme şeklinin yarattığı problemler bunlar. Evet değil mi? Çok önemli. Peki glutatyon dediniz. Birazcık altını açmak istiyorum. Aslında hepimiz pandemi döneminde yine e, bağışıklığı güçlendirdiği için ozon tedavilerine glutatyona olan ihtiyaç çok da arttı. Pandemi döneminde ben de bireysel olarak çok fazla yaptırdım. Ama aslında sadece hani pandemide değil e, değil mi? Bağışıklığımızı artırabilmek için ve sağlıklı olabilmek için sürekli kullanmamız gereken e, takviyeler bunlar. E, siz mesela tedavi protokolünde ozon tedavisini kullanıyorsunuz izleyebiliyorum ama ozon tedavisi ve glutatyon tek başına yeterli mi? Şöyle ki birincisi hani ben yaptım oldu mantığı olmasın diye kişiye göre bir tedavi planı yapmanız gerekiyor. Kimisinde tek başına ozon yeterli olabilir, kimisinde evet. ozon glutatyondur, kimisinde de bizim örneğin rutinde yaptığımız özellikle belli bir yaşın üstünde işte demin koronik yorgunluk dediğiniz kişilerde kullandığımız bir takım serum modülasyonları var. Yani kişiye göre belliyorsun. Tetkikleri yapıldı eksik ve bir şey unutuluyor işte diyelim ki B vitamini en basitinden B vitamini evet. eksikliğin var ağızdan aldın iyi de B vitamini sizde niye eksik olsun normal besleniyorsanız mide bağırsak sisteminizde emilim problemi vardır bu nedenle eksiktir o zaman sizin bunu damar yolundan almanız lazım ya da başka bir vitamini biz kişide demin dediğiniz kronik yorgunluk gibi bir problem var ise glutatyonu da kullanıyoruz biz ozonu da kullanıyoruz ozon belli bir periyotlarda uygulanıyor. Major otomat terapi dediğimiz yani damardan evet. sakın şöyle anlaşılmasın damardan içeriye biz bir gaz vermiyoruz dışarıya steril koşullarda aldığımız kanı ozonlayıp geri veriyoruz ve en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesi bu ticarileştirildiği için söylüyorum serumun içine ozon uygulaması asla ve asla doğru bir teknik değildir kişiye hiçbir şekilde faydası yoktur normal kanı ozonladınız aynı seansta ya da bir başka bir gün glutatyonunu verdiniz kişinin hem cildinde hem hareketlerinde hem ruh halinde çok ciddi pozitif etkiler olduğu elbette görülecektir. Ve benim babam 94 yaşında. Maşallah Allah'ım ömürler nasip etsin. Geçen 15 gün evvel 94 yaşındaki bir insanın psikiyatrik kontrollerinde hafıza inanılmaz güçlü. Yani Muhteşem. belki benden daha fazla bir hafızası ve bu bu tür tedavileri çok şükür ki kendisine uyguluyoruz böyle dönem dönem. Değilmiş işte de çok evet. önemli. Mutlaka bunun altını çizelim ekran başındaki izleyicilerimiz için de. Gerçekten evet. glutatyon tedavileri, ozon tedavileri, evet. nat tedavileri illa bir hastalığımızın olmasına gerek, gerek. yok. Ee, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, güzel yaşlanmak için, yaşımızın Aynen. iyisi olabilmek için ee, almamız gereken... Tedaviler. nedir? Tedavi yöntemleridir. Hocam bir de PRP var. Benim çok sevdiğim. Çünkü biliyorsunuz ben biraz estetik güzellik işindeyim. Bu güzellikte de çok kullanılıyor. Benim de çok sevdiğim bu uygulama, PRP uygulaması. Siz de PRP'den faydalanıyorsunuz diyebiliyorum. Evet. PRP aslında bir bu da bir tedavi protokolü. Yani kişinin bedenine ki e, hiçbir şekilde yabancı bir madde vermiyorsunuz. Hiçbir şekilde. Yani ne vitamin bazında der regulatondur ya, ya da nedir? hiç işte hiçbir şey değildir. Lokalize. Kişinin kendi kanını kendi alıyorsunuz. Kanından. Kendi kanını santrifügeden geçiriyorsunuz. Kan üç bölümü ayrılıyor. Bir ana şekilli elemanlar, orta şerit trombosit vardır orada. Bir de yukarıda serum. Aslında PRP'nin açılımı plalet, plateletten zengin olan kısım demek, demek e, demektir ve burada trombositler trombosit. Trom yani platelet'in karşılığı Türkçesi trombosit. Trombosit ana fonksiyonu pıhtılaşmayı sağlamaktır. Ama <laughs> pıhtılaşmayı sağladığı dokuda kendisi bir takım maddeler salgılıyor oraya. Yani bunun içinde fibroblastlar vardır, medyatörler vardır bizim tıp dilinde kullandığımız yani haberci gruplar vardı. Gittikleri dokuda tamir, tadilat gibi fonksiyonları yere getirirler. Ve demin eksik bıraktığımız bir konu İnsanlar zannediyor ki bu bir glutatyon aldın sıradan bir şey. Hayır öyle değil. Glutatyon insanın üç tane organında çok yüksek oranda bulunur. Beyin, kalp ve karaciğer. Yani sizin vücutta detoksunuzu sağlayan, sizi yaşlandıran, işte beyninizi, kalbinizi, karaciğerinizi yaşlandıran maddelerin bertaraf edildiği alanlar. Burada glutatyonun şöyle bir özelliği var. İki grubu Harika. vardır glutatyon. Redükte ve de okside. Redikte dediğiniz hazır asker. Hiçbir şekilde yorgun değil. Bu mücadele ediyor. Oradaki atık maddeleri, sizi yaşlandıran maddeleri alıyor, onları bertaraf ediyor, yıkıyor. Bu sırada evet. okside hale geliyor. İşte sizin redikte glutatyon miktarınız azalır ise yaşlanmanız hızlanıyor. Böyle bir durum. Yani glutatyon bu için. Peki PRP'yi her koşulda kullan evet. Eklem ağrılarında, mezoterapi gibi cilt gençleştirmede Burada fibroblast üretimini yani elastik bir yapını kazandı. Bunların hepsinde rahatlıkla kullanılabiliyor. kullanılabiliyor. Yeter ki işin uzmanlığı olsun. Bu bir ticari kavrama dönüştürülmesin. Dönüştürülmesin çok önemli. Çünkü kök hücre tedavisi de aynı şekilde hocam. Yine ben estetikten azıcık söz edeceğim. Burada estetikte de biliyorsunuz kök hücre çok kullanılıyor. Ama çok da ticariye döndüğünde sonuçlar gerçekten çok da başarısız oluyor aslında bazen. Orada ben bir düzeltme yapayım. Buyurun. Ee... Bu sistemde hep kök hücre diye tanıtılır, kök hücre diye anlatılır. Aslında bu kök hücre değil, gerçekçi olmak lazım. Ben bütün hastalarım bana söyleyince örneğin e, Tekirdağ'da e, gelen bir hasta, hı hı. 76 yaşındaydı hiç unutmuyorum. Klinikte böyle karşılıklı konuşuyoruz kendisiyle. Kök hücre tedavisi olacağım deyince baktım, çok böyle şey baktığımı görünce niye böyle? Dedim ki bakın 76 yaşındasınız, sizden kök hücre elde edebilecek delikanlı daha yok dedim çünkü Tabii. kök biz kemik iliğinden elde edilir. Ha bizim kullandığımız buradaki teknik şu. Mezenşimal hücredir o. Yağ dokusundan elde edilir ve belli yani göbek çevresindeki göbek özellikle, çevresindeki yağ dokusu Ya arkası bir de ocağı orada da var ama hani kulak arkası kozmetik açıdan ya da işte teknik olarak zorluğu bir de kişiyi evet. hani ağrı meselesi olmasın diye Özellikle bizim göbek çeviri en kolay. Hepimizin olduğu gibi ah, ah, mesela türlü yastıklarımız ne. var ya. <laughs> göbek çeviri elde ettiğimiz o yağ dokusunu belli bir takım işlemlerden geçiriyoruz. Bu işlemler nedir? Santrifüj ediyorsunuz. Mezenşimal hücreyi topluyorsunuz. Hı -hı. Ve bunu siz eklem içine, cilt içine ya yani cilten kasın yanlış anlaşılmasın, derin ikinci katmanına, evet. alt katmanına uyguluyorsunuz. Ya da e ee, bir takım teknik çalışmaları var henüz yani böyle çok dört dörtlük değil ama disk içine yani fıtıklarda kullanmak üzere bir takım alanlarda kullanılıyor. Yanlış anlaşılmasın bu bir dolgu malzemesi değildir. Bu bir tedavi protokolüdür ama ismi de mezanşimal hücredir aslında. Evet hocam. Peki e, glutatyonu da zaten konuşmuştuk sizinle. E, baş ağrılarına birazcık geçmek istiyorum. Evet. Aslında konuştuk ama çünkü baş ağrıları özel konuşulması gereken bir alan bence. Benim de çok mağduriyetim olduğu için bu konuyla ilgili. Baş ağrısı aynı zamanda sizin uzmanlık alanınız değil evet. mi? Evet. Uzmanlık alanınıza giriyor. Evet. Zaten kronik ağrı sonra evet. baş ağrısı dediğiniz şey öyle kolay kolay hemen 3 günde ortaya çıkıp biten bir şey değildir. Bakın bizim baş ağrısı derken kastettiğim şey kastettiğim şey kronik baş ağrısı yani uzun süreli ama diyelim ki evde oturuyorsunuz yaşlı bir bireyiniz anneniz babanız işte birden bire bir baş ağrısı gelişti şiddetli ısrarlı bir takım yan semptomlara da sebep oluyor ne bileyim bulantı kusma gibi bulgulara da sebep oluyor bu bir baş ağrısı değil. başka bir problem var ee, yani bu bir şimdi, şeyin habercisi gibi sanki habercisi şimdi evet, bir hastamda benim beyin cerrah e, yani Doçent çok da başarılı bir insan. Ne güzel. Oradaki kavram şu. Bu tür bir şeyde biz buna kırmızı bayrak diyoruz. Böyle bir bulgu varsa hemen bu bizim dışımızdaki bir şeye dönüyor. Gerekiyor. Bizim algoloji olarak müdahale ettiğimiz alan uzun süreli olan. Bu nedir? En çok yanlışımız şu mesela. Migren. Evet. Gidersiniz toplumun yarısından fazlası migrenmiş gibi bu da şuna benziyor. Ya bir hekimin bir kişiye sizin migreniniz var demesi aslında çok da böyle sağlıklı değil. Migreniniz var dedim peki sonuç. Dünya en iyi algoloğuna, nöroloğuna kime giderse gitsin o kişi o migreni kendi üzerinden atamaz. Her kendini migren hastası görür. Hayır asıl en büyük baş ağrısı grubu gerilim tipi baş ağrısı strese bağlı oluyor. strese olarak. bağlı. Bir sürü faktör vardır. Yani kişinin ruh halinden, kişinin iş temposundan, kişinin spor yapmamasından, kişinin kapalı alanda çalışması, klimalı ortamlar, bu ışıklar bu fazla hepsi. Şey yani evet. bu ışığı sizin gözünüzü etkilemesi bir süre sonra boyun kaslarınızı gerer ve baş ağrılarının çok önemli bir kısmı boyun kaynaklı baş ağrısıdır. Yani boyun hmm. kaslarınız hmm. gerginle bağlı yansıma ağrısı deriz biz buna. Boynunuzda sizin kas dokunuz zayıftır kendisinden çok çok büyük bir ölçekli doku yani organ olan başı taşıyor ve bu hep dik durmak zorunda. Buradaki kaslarınızı karşılıklı birimi çekiştirmesiyle bu baş dik durabiliyor. Peki sonuç ne? Eğer sizin bu ağrınız belli periyotta devam devam ediyorsa, işte zonklama gibi değilse, yanma böyle uyuşma, karıncalanmalar gibi ise, özellikle gece yattığınızda sabah baş ağrısıyla uyanıyorsanız bu genelde oyun kaynaklı. Evet. İş temponuz sıkıntılıysa gerilim tipi. Hepsinin tedavileri tamamen birbirinden farklıdır. Çözüm olmadı ama migren meselesi değil. Migren ilaçlarını kullanıyor ama migrende bazı ilaçlar vardır ki kişi belli bir süre kullandıktan sonra bunlardan vazgeçemiyor. Çünkü ilaçlar kendisi artık ağrı artık kaynağı oluyor. Artık değil mi? Çok doğru. Biz orada ne yapıyoruz? Bakın tedavi ediyoruz demeyeceğiz. Biz semptomların şiddetini, sıklığını azaltabilmek için bir takım blokajlar uyguluyoruz. Örneğin oksitler mayor başın arkasındaki sinirlere, temporal bölgeye ya da alın bölgenizdeki supraorbital sinirlerinize. Bu blokajlar kasıt ömür billah değil bu. Geçici bir süre. Birkaç haftalığına birkaç günlüğüne. Nasıl uyguluyorsunuz hocam? O çok ilgimi çekti. Bu blokajları. Önce Olduğu testlerini bölgeleri. yapıyoruz. Aha. Yani muayene bulgu. Anamnez dediğimiz hikayesi. Ardından testler. Yani test de görüntülemesidir, şudur. Muayenesi. Klinik olarak uygunsa kişiye test uyguluyoruz. Yani geçici, lokal anesteziyle testler uyguluyoruz. Başarılı olduk. Ya bu lokallerle devam ederiz hı hı. ki çoğu zaman bu tür bloklarda steroid kullanmayız baş ağrısında. Biz buna radyo frekans dediğimiz bir işlem vardır. Yani oradaki duyu alma mekanizmasını bir süreliğine bloke etmek. Ama radyo frekans yapacaksak ameliyat şartlarında görüntüleme eşliğinde ve kişide sakinleştirir, sedasyon dediğimiz damardan ilaç vererek, rahatlatarak ...bu işlemi yapmaktayız. Vallahi harika, şunun için harika diyorum. Ben de kendime en azından baş ağrısı ile ilgili... ...bir takım çözümler bakıyorum size anlatırken... ...ama bir de bel ve boyun... E, fıtıkları var biliyorsunuz ve gerçekten insana hani zulüm diyebilirim. E, eşimiz, dostumuz, etrafımızda, konumuzda, komşumuzda, birçok arkadaşımızda çok fazla karşılaşıyoruz. Zaman zaman benim de muzdarip olduğum hani böyle boynum tutulur, işte fıtığım olur. Bunların ameliyatsız tedavi protokolü mümkün mü? Mesela ben de hocam bende de ne çok hastalık var mı? Sizi buldum. <laughs> Bütün hastalıklarımı sayıyorum <laughs> sırayla. E, şey başlangıcı var. Bunların ameliyatsız çözümü mümkün hocam yani böyle boyun fıtığının ameliyatsız çözümü tabii ki mümkün şöyle bir şey ee, birinci kural şu ben hep hastalarıma da bunu söylüyorum yani kişi karşıma geldiğinde oturuyor benim boyun fıtığım var o size konulmuş tanıdır doğru evet. veya yanlış önce bir kenara bakalım diyor siz şikayetinizi anlatın yani tanı üzerinden gitmiyoruz şikayeti nedir kişinin hikayesini aldınız muayene ettiniz film film çektirdiniz Şöyle yaparız biz. Kişiyi muayene ederiz. Motor bulgu yok ise ya da muayene bulgusu bir kas ağrısı, bir eklem ağrısı ya da bir gerilim tarzında bir şey ise ya da yansıma ağrısı da olabilir onu da söyleyeyim. İlginç bir şey. Yansım karaciğerin ağrısı. üstündeki karaciğerin üstündeki bir kitle yani solun diyaframın altında karaciğerin üstünde bir kitlenin baskı yapması sonunda siz sağ omuzunuzda ağrı hissedersiniz. Bakın, Alan galiba. bu kadar mesafeli nerede? Yarım metre. Böyle bir şey. Yansıma ağrılar. Göğüs kafenizde bir şey olur sırtınıza. Sırt kasınız tutulur. Memenizin altında sol tarafınıza şiddetli ağrı, ölümcül, keskin bir ağrı. Kalp krizimi geçiriyorum dersiniz aslında evet. bir sırt ağrısıdır. Ve bizim en çok gördüğümüz hasta grubu. Şimdi nereye bağlayacağım bunu? Boynunuzda ağrınız var. 50 tane nedeni vardır oranın. Bu çene ekleminizden olabilir, bu boyun kaslarınızda, boyun eklemlerinizin kireçlenmesinden olabilir, yemek borunuzda reflünüz vardır bundan olabilir. Omuz ekleminiz kireçten bundan olabilir. Bu muayene bulgusu birbirinden ayırmak ve bir şey daha vardır. Siz check-up amaçlı görüntüleme yaptırırsanız MR gibi bir şey işte evet. o zaman en büyük hata yaparsınız. Sebep. Sebep. Olmayan bir şikayetiniz Test üzerinden şikayetmiş gibi algılamaya başlarsınız. Sizin çok ciddi şu anda çektirsiniz çok ciddi boyun fıtığınız vardır belki. Ama şikayetiniz yok diyelim. O zaman MR'ı ameliyat etmenin, ona müdahale etmenin manası yoktu. Hı -hı. Şikayetiniz yoksa çok tabiri caizse sokak jargonu çok haşırmayın bu yarayı derim. Ama, yani eğer şikayet yoksa, rahatsız etmiyorsa herhangi bir cerrahi ameliyat müdahaleye gerek yok. Çünkü evet. biz aslında burada ağrıya mı alışmışız? Ağrıya alışmış değiliz. İnsan oğlu, yani bu Göbekli Tepe'nin tespitinden de bu yani şu an neredeyse... Yani siz Asurlara, Sümerlere geçtik oraları, İşte bir takım yazıtlar üzerine konuş. 30 bin, 30 bin milattan önce de bahsediyoruz. İnsan yazılı kayıtlarını görüyoruz. E bunlarda hmm. hiçbir boyun fıtığı yoktu, bel fıtığı yoktu. vardı. Bunlar ameliyat ama mı oluyordu? Değil. Nereye bağlayacağım? Yani bu günümüzde bel ya da boyun. Biraz oranlar farklıdır ama bel ya da boyun fıtıkların yalnızca yüzde ikisi ameliyatlıktır. Yüzde ikisi. %8'lik kısmı fizik tedavi, algolojinin girişimsel tedavileri, %90'lık kısmı kişinin kendi istirahat, egzersiz gibi ya da bir takım ilaçlar almasıyla şikayetleri geçebilmektedir. Tabii egzersize de çok dikkat etmek gerekiyor evet. diye düşünüyorum hocam. Çünkü biliyorsunuz artık hani alanında yani spor akademilerinden mezun hocalar için bunu demiyorum ama çok fazla e, PT işte spor için çalıştıran kişiler var, koçlar var ve gerçekten bazen yanlış egzersizler egzersizler yaptırabiliyorlar ve sonuç aslında çok daha olumsuz yere gidebiliyor. Onun için spora da çok dikkat etmek gerekiyor spora bence. Spora dikkat etmek lazım göbek kasınızı, bel kasınızı karşılık koordine çalıştırmanız evet. gerekiyor. Sırt kaslarını çalıştırmanız gerekiyor. Yani özellikle şu vücut geliştirme, gençlerin vücut geliştirmekle ilgili damıl denen bir takım aletleri işte yalnızca buradaki kaslara yüklenebilmek için pozisyon, de, tuhaf bir pozisyonu durmaları diyelim. Sonuçta kişi de ciddi bel kas ağrılarına sebep oluyor. Şunu söyleyeyim size. Haltercide mi daha fazla bel fıtığı vardır, Masa başında oturanlarda mı derseniz? Masa başında 3 başı, Üç kat daha fazla. E, mesele nedir? Ergonomik kullanmakla ilgili bir şey. İnsanoğlunun diskin etrafı zırh gibi sağlamdır. Ortası jelibon gibidir. Siz buna yükü dik olarak oturttuğunuzda yükü etrafa dağıtır. Amortisör gibi çalışır. İşte bu amortisör yapıyı bozan şey oturma şekli. Şu anda benim oturma şeklimden kaynaklı. Ergonomik bir masa, sandalye değil. O yüzden de böyle şey yapamız. Sırtımı oraya dayada bir lomber lomber lordoz dediğimiz yapıyı oluşturmak lazım. Doğal olan odur. O zaman disk dediğimiz yapıya en az yük biner. Böyleyken yükleniyoruz aslında. Evet. Şu anda ben de sizin gibi hemen baktım kendime de şöyle oturmamız yani sırtımızı arkaya doğru yaslamadığımız anda biraz daha zorlanıyor vücudumuz. Kama gibi kama gibi diske önden baskı oluşturuyoruz, arkaya doğru itmeye çalışıyoruz. E, disk önde sindirler arkada olduğu için gidip onlara baskı oluşturuyor. Bütün mekanizma bu. Evet peki bir de fibromiyaljiye gelmek istiyorum. Onu unutmayalım diye kendi kelime not aldım hocam. Fibromiyerji, fibromiyalji, fibromiyalji ile ilgili hani bir laf vardır. Ee, bir kızı platonik seversiniz açılamazsınız ya bir türlü. Yıllardır benim fibromiyalji konusunda ciddi böyle e, tereddütlerim vardı. Ya bunu bu, bu ifade edemiyorsunuz bu hafta sonu yani geçen hafta sonu bizim bölgesel bir geniş katılımlı multidisinde bir toplantımız oldu. E, camiamızda çok beyefendi büyük de bir e, sağlık derneğinin başkanı olan bir hocamız çıktı. Fibromiyaz için şöyle bir laf kullandı. Benim açımdan fibromiyaz yoktur dedi. Ben hemen ayağa kalktım. Nasıl yok? Hocam dedim. Hocam dedim beni kurtardınız ne oldu dedim. Ya ben dedi bunu yani korkuyordum ifade etmeye. Bakın şöyle bir şey var psikoloji mi olduğunu düşünüyorsunuz? Hayır efendim şöyle bir şey. Ya siz bir fibromiyalji dediniz. Evet. Peki ne yaptınız? Tedavisi ne? Ne? Size soralım. Hayır hocam. hayır tedavisi bir şey önermiyorsunuz. Evet. Fibromiyajı diyorsunuz, ofisinize, üniversitenize, hastanenize gelmiş birine fibromiyajı dediniz, kapıyı gösterdiniz bir de. Bitirdiniz onun hayatını. Bakın fibromiyajıyı şöyle tanımlarlar, klasik kitap bilgisi. Bir, yaygın kas ağrısı. Eskide 11 tane, 11 alandaydı, Evet. Bunu 5'e düşürdüler. Pazarlık yaparsak 2'ye düşürülecek yakında herhalde. Ama burada kuru in... sözünüz kestim. Çok özür dilerim. Kuru iğneler falan var mı? bu oraya bir tedavi. Hayır oraya geleceğim zaten. Sorun o zaten. Yaygın kas ağrıları. 11 bölgeydi 5'e düşürüldü. Peki. Yorgunluk hali. Peki. Peki. Şartlardan biri. Depresif hal. Yani mutsuz olmak. Çok uyumaya rağmen uykusuzluk ya da uyku düzeni bozulması. Biz buna fibromyalji dedik. Üç gün sonra bunun adı değişebilir. Başka bir şey derler. Yani nereye bağlayacağım bunu? Peki bunu sorgulamazsanız altındaki nedeni çıkaramazsanız bu fibromyalji olarak kalır orada. Bunun bir nedeni var. Ya bir şey nedensiz değildir. Siz şunu diyebilir misiniz? Gündüz ve gece oluşuyor. E de gündüz ve gece onun oluşmasının nedeni nedir? dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir. Mevsimler güneşin etrafında da dönmenizle ilgili bir şeydir. O zaman fibromiyoloji neden? Önce bir kişi stres. Sedat İzayar, stres, depresyon, kas ağrıları. Ha, siz buna isim vermeyeceğim. Çünkü hani linç edilirim. Bir takım ilaçlar veriyorsunuz. O zaman hasta, müşteri, ilaç firması esnaf pozisyonuna düşüyor ömür boyunca müşteri esnaf ilişkisine Bu kas de. gevşetici ilaçlar zaten bunun özel bir ilacı bildiğim kadarıyla yok Hayır, hocam. Hayır yani kas gevşetici haricinde bir takım dediğim antidepresan dediğim bir takım ilaçlar kullanıyor. Peki. Kişi de depresyon ağırlıksa antidepresanlar veriliyor. Başka bir sık. Şey. O zaman şu kas problemi öncelikliyse bunu tedavi edeceksiniz. Uyku problemi varsa uykusunu düzene sokmalısınız. Nedir bu? Çok bilgisayar mı kullanıyor? Kahve mi çok tüketiyor? Evet. Kişi bir şeyleri çok kafaya mı takıyor? Bunları dinleyerek hastayı dinleyerek hep böyle yapar. Hiçbir fibromiyoloji hastamda ben ilaç yazıp göndermişliğim yok. İyice sorguluyorum. Ya yani bu şeye gibi dönüyor. Ya yani bu hakkında sorgu hakimliğine dönüyor. Sonuçta bakıyorsunuz kişinin geçmişinde travması var, şuyu var, buyu var, Doğru. ne var. Bir takım alışkanlıkları değiştirtiyoruz kişiye. Ben ben bu yaratmıyorum. Yalnızca onları dinliyorum ve dinledikten sonra ben bunu tedavi ediyorum. İnsanlar işte ben 20 yıldır şöyle bir şey örnek, konudan konuya geçmesin. Ee, bir emniyet müdürünün eşi 32 yıldır. Böyle bir şikayetten insan yüzleri olabilir mi? Aman Allah'ım yaşam kalitesini, yaşam konforunu yok ediyor zaten gerçekten. Sıkıntı bu. Yani. Bu nedenle de var olan, koydunuz bu tanının arkasında duruyor iseniz parça parça bunu tedavi edeceksiniz. Kuru iğne dediniz işte enjeksiyonlar olabilir oraya. Evet, kuru iğne, kupa tedavileri de buna giriyor mu hocam? Ya kupa tedavisinde kalırsak bir şey itiraz etmiyorum da ama hacamata sülüye döndükten ben itiraz ediyorum. Geleneksel tıp, tamamlayıcı tıp. Bakın evet. tamamlayıcı diyebilirsiniz ama geleneksel tıp çok karşı yani çok da taraf olduğu bir şey değildir. O zaman hiçbirimiz uçak kullanmayalım. Geçmişteki teknolojiyle yaşayalım. Ben buna burada itiraz ederim. Çok net bir şekilde. Fitoterapiye itiraz etmem. Yani Bitkisel tedavi itirazım evet. yok ama fitoterapistler ya da fitoterapi kalkıp da kanseri tedavi edemem derse ben ona karşı dururum. Bu bir bir, bir kavram kargaşa olmasın. Genç bir hastam yani e, inanılmaz da böyle alımlı bir hanfendi boynundan kalçasına kadar hacamat yapılmış uzay daireleri gibi keloid doku. Oh. Ya bu kadının evet. bikini ya da mayo giyebilme ihtimali yok. Tabii izler yok kalmış abi. yani İnanmaz. orada ekran Bu nedenle bunlar hiç... böyle keskin bıçaktır. Kupa tedavisine hiç itirazım yok. Fitoterapiye hiç itirazım yok. Ama aşının etkilerini arttırmak yok böyle bir şey. O zaman yani hani kendini jiletle çizenlerin ne suçu var? Evet o örneğiniz hocam güzeldi aslında bakıldığında. Peki e, şimdi ben hemen bir de ne sorayım size? O kadar çok sorun var ki süre azalıyor diye panikliyorum hocam zaman yetmedi yine sizi görünce o kadar Nasıl? çok konu var ki. Peki mesela bu klasik e, ağrı sendromu olan kişilerin yani kronik yorgunluğu kronik ağrısı olan kişilerin e, tekrar ona dönmek istiyorum belki ekranları yeni açanlar vardır çünkü ne kadar bir süre sonra yani bunun kronikleştiğini e, hangi zaman diliminden sonra anlayabiliyoruz ve o hangi periyot yotta uzmanların kapısını çalmamız gerekiyor efendim. Ya kişi örneğin bir psikolojik travma yaşadı. Nedir? İşini kaybetti. Nedir? Sevdiğinden ayrıldı. Nedir? İşte ee, işte çok yakını olan biriyle ciddi sıkıntılar yaşadı. Ya da kendisi bir sağlık problemi yaşadı. Evet. Bir haber aldı. Yani diyelim ki işte dediler ki bir tümör kitleniz var, şudur budur her neyse. Bir şekilde bu artık başladıysa ya buna biz bir bu 3 ay bekleyelim, şey yoktur. Eğer Eski, diyelim, eski Hüsnü eskisi kadar rahat uyuyamıyorsa, uyumasına rağmen yorgun kalkıyorsa, hiçbir şey yapmak istemiyorsa, evden çıkmak istemiyorsa, işe gitmek istemiyorsa, arkadaşlarına konuşmak istemiyorsa, o bir kronik yorgunluk sendromudur artık. Bir hafta da içinde de olsa. Ne evet. kadar erken müdahale, o kadar, o kadar başarı demektir. Buna bu hızlı davranmak lazım. Erken teşhis falan. hayat kurtarır diyoruz. Evet. Ve verdiğiniz kıymetli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum hocam. Sizce program mi? süre nasıl geçiyor? Ben hiç anlamıyorum. Daha çok sorun var. O yüzden önümüzdeki programları ile çok konuk konuşuyorum bekliyorum. herhalde. Ha, çok da güzel anlatıyorsunuz, <laughs> bilgilendiriyorsunuz efendim. Çok çok teşekkür ederim hayatlarınıza sağlık. Saygılar. Ederim. Saygılar.